30 Haziran tarihinde yayınlanan Aile Kimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, bizim tabirimizde Ceza Yönetmeliği yayınlandıktan sonra ülkemizin dört bir yanındaki aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları büyük bir motivasyon kaybına uğradı. Ödeme Sözleşme Yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Bizler aile sağlığı merkezlerinde birçok işlem yerine getiriyoruz. 12 yıldır kamu dışı aile sağlığı çalışanı meslektaşlarım kadro beklemektedir. Verilen sözler yerine getirilmemiştir. Aylardır izin kullanamıyoruz. İzin kullandığımız takdirde de maaş kesintisine uğruyoruz. Bu hiçbir yerde görülmeyen bir uygulamadır. Eğer yerine vekalet bırakırsa iş yükü iki katına çıkmaktadır. Ve sosyal olarak, psikolojik olarak, bedensel olarak artık aile sağlığı çalışanı görevlerini yerine getirecek durumda değildir. Tek istediğimiz şey adalet, verilen sözlerin yerine getirilmesi. 25 milyon aile sağlığı çalışanı meslektaşlarım adına çağrı yapıyorum. Bir gecede sahanın fikri alınmadan, daha önce yapılan çalıştaylar, verilen sözler, yapılan çalışmalar hiç dikkate alınmadan çıkartılan ceza niteliğindeki ödeme sözleşme yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Pandemi döneminde aile hekimliği çalışanları kendilerine yeterince kişisel koruyucu malzeme verilmemesine, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimliği çalışanlarına, mesleğini yaparken hayatını kaybeden polis, asker, itfaiye, öğretmen gibi çalışanlara sağlanan şehitlik payesi hakları verilmemesi ve meslek hastalığı ile ilgili illiyet bağı aranmasına, COVID-19 olan arkadaşlarımızın hasta oldukları günler içerisinde ücret kesilmesine, polikliniklerini hiçbir şekilde kapatmamalarına, esnek çalışma sistemine dahil olmadan il idarelerinin bütün mobbing baskılarına rağmen mesleklerine olan sadakat nedeniyle bütün bu süreci yönetemeyen beceriksiz yöneticilerin tersine büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmışlardır. 5 yıldır masada olan ve her geçen yıl hak kayıplarını görmezden gelindiği gerçeğine rağmen büyük bir beklentiye, vaatlerle hak kayıplarının gidereceği söylenen aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliği 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Dağ fare doğuramamış, fiyasko ile sonuçlanmıştır. Yeni yönetmelik aynı zamanda aile hekimlerinin haklarını savunan tüm aile hekimliği çalışanlarının basına demeç ve sosyal medyada ceza verme tehdidinde bulunmuş, hukuk devletinde bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi bu yönetmelikle bitmiştir. Zaten yıllarca en büyük sorunlardan biri olan 81 ilde farklı aile hekimliği uygulaması, 81 ilde farklı keyfi uygulamalar artık İl Sağlık Müdürlüklerine verilen padişah hükmünde sözleşme feshi, açığa alma, sözleşme yenileme gibi olağanüstü yetkilerle tüm hukuk normları çiğnenmiş, ayaklar altına alınmıştır. Buradaki tüm sivil toplum kuruluşları aile hekimliği mevzuatı açısından kaybettikleri her davanın peşindedir. Ama sayın bürokrat her dava için sözleşmeye bir madde ekleyerek kendi beceriksizliklerini sözleşmesini yazmıştır. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere bu durum aykırıdır. Örneğin süt iznine çıkan bir anne aile sağlığı çalışanı yerine o saatlerde görevlendirme yapılmak istendiğinde burada yönetmelik buna izin vermemiştir ve anne çocuk sağlığını korumak için çalışan bizlerin annelik hakkını dahi önüne engel koymuştur. Bir çalışan hasta da olsa, kanser de olsa, kaza da geçirse, raporlu da olsa 5 nöbet tutmadığı sürece sözleşmesi feshedilecektir. Son 6 ayda aile hekimliği çalışanları 33 milyon COVID aşısı yapmıştır. BioNTech aşılarıyla birlikte aile sağlığı merkezleri günlük 600 bin kişiye aşı yapma kapasitesine ulaşmıştır. Aile hekimliği Türkiye'nin salgından kurtulmasının en büyük güvencesidir. Salgın döneminde daha fazla dayanma gücümüz kalmadı. Sağlık çalışanlarının sesini duyun lütfen. Ödeme sözleşme yönetmeliği bir an önce geri alınmalı. Bu yönetmelikte imzası ve payı olan beceriksiz tüm bürokratlar görevden alınmalıdır. Bugün burada sağlıklı ülke geleceğimiz için, aile hekimlerinin özlük haklarını savunmak için, söz hakkımızı savunmak için, siz halkımızın sağlık hizmetlerinden daha verimli yararlanması için toplandık. Aile hekimliğinin geleceği masa başında düzenlenemez.
aile hekimlerinin söz hakkı engellenemez. Diyoruz ki, gelin bu ödeme ve sözleşme yönetmeliğini geri çekin. Federasyon ve birinci basamak temsilcisi STK'larla sahada görev yapan aile hekimleriyle beraber çalışarak daha adil ve uygulanabilir bir yönetmeliği birlikte çıkaralım. Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği, aile hekimliği çalışanlarının hiçbir beklentisini karşılamamaktadır. Yönetmeliğin aile hekimliği çalışanlarını sömürmeye, susturmaya, cezalandırmaya yönelik hazırlandığı apaçık ortadadır. 2021 yılını sağlık çalışanları yılı ilan eden siyasi iktidar, bırakın sağlık çalışanlarına hakkını vermeyi, daha öncekilerde olduğu gibi bu ceza yönetmeliğinde de hak kayıplarını karşımıza çıkarmıştır. Pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi döneminde de siyasi iktidar gasp ve baskı zincirlerini yeni bir halka daha eklemiş, bu sebeple ruhen ve bedenen yıpranmış olan sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromunu doğru noktaya ulaştırmıştır. Sağının çığlıklarına karşı kulağını tıkayan Sağlık Bakanlığı'nın ben yaptım oldu, benim canım sen benim kölemsin yaklaşımı asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir.